Herkese merhaba arkadaşlar, ben Burak. Bugün yepyeni bir videonun tekrardan karşınızdayız arkadaşlar. Bugün sizlere GTA 5 gizemlerinden değişik bir şey göstereceğim. Bu belki Türkiye'de ilk bile olabilir arkadaşlar. Ben bunu araştırdığımda videosunu falan bulamadım. Yani bir tane gizem videosu bile yoktu. Ben bunu araştırdım ve sizlere bugün bunu anlatıyorum. Yine arkadaşlar Türkiye'de ilk bir şey, belki de tarih. Hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdan bizlere abone olarak bana destek olabilir ve bu videoda arkadaşlar 2000 like istiyorum ki bu tarzda gizemlerin devamı için arkadaşlar sizlere özel GTA 5 gizemleri çekmem için. Açıklama kısmından da Twitch'in arkadaşlar beni takip edebilirsiniz. Yakında da orada canlı yayınlar yapmaya başlayacağım. Son olarak hala beni Instagram'dan da takip etmediyseniz de şuradan isim vereceğim. Oradan beni takip edebilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler. Evet arkadaşlar, oyunumuza geldik. Şu anda Trevor karşımızda. İstiyorsanız arkadaşlar sizlere gideceğimiz yeri göstereyim. Haritamızın tam olarak şu kısmındayız şu anlık biz. Yer ben işaretledim. Kampüs yolu arkadaşlar, bu kampüse gideceğiz. Gizemimiz kampüste geçiyor, bir üniversitede geçiyor arkadaşlar. Tam olarak şurası. İstiyorsanız arabaya atlayarak hemen başlayalım. Bu arada bu kanalın herhalde 3. GTA 5 videosu olacak. Diğer GTA 5 videolarında da kasarak çekmiştik ama artık rahatız, artık mutluyuz. Hızlı bir şekilde yağ gibi bakıyoruz arkadaşlar, kasmadan dediğim gibi yağ gibi bakıyoruz. Şu anda devam edelim yolumuzdan. Bu arada ben sesleri çoğaltayım, hani sesler falan az olursa yükseltelim şöyle. Şu anda seslerimiz güzel. Şimdi istiyorsanız arkadaşlar gidelim. Evet, hedefimiz tam olarak dediğim gibi kampüs orada arkadaşlar. Şu anda havayı durdurdum ben, yani saatini falan durdurdum. Trainer mode yükledim. Diğer türlü hani böyle hani video çekmede falan zorlanırız. O yüzden bir mod yükledim Trainer. Zaten fazla bir şey hani şey yapmıyor oyunla alakalı. Online'da da silmek zorunda kalıyorsunuz. Yani öyle bir şeyimiz yok. Ben video çekmek için sadece kullanıyorum modlar falan. Yani herhangi bir kesme biçme yok modlarda. Oynanmış bir şey yok. Zaten sizlere anlatacağım şimdi. Gidelim. Gidelim. Geldik arkadaşlar buraya. Wow dedi Trevor ve kampüsün arkadaşlar ilk olarak etrafını sizlere dolaştırayım. Burası arkadaşlar Los Santos Üniversitesi büyük kampüsü. Şöyle etrafını yavaş yavaş dolaşalım. Hop biz. Evet. Gördüğünüz gibi adamlar falan filan oturuyor burada. Bu arada arkadaşlar sizlere GTA 5'i yüksek ayarlarda çekiyorum. Yani en kaliteli ayarlarda çekiyorum. Haberiniz olsun. Bakın şurası. Acaba bunun içinde futbol yeri mi var? Bu Amerika'nın futbolu yani. Bu ayakla oynanan değil. Ha bak zaten buradaymış orası. O içindeki ne acaba ya? Onu merak ettim. Başka yerde be, havuzlu bir şeydir. Lüks olduğu için Los Santos yani. Tekrar ufak bir dolaşalım şöyle arkadaşlar. Etrafı gördünüz değil mi? Şimdi gizemimize geçelim. Gizemimize geçelim arkadaşlar. Ben şurada şu kenarda durayım. Selamünaleyküm diyerek içeri girdik. Evet geldik arkadaşlar buraya. Burası dediğim gibi üniversite, yani kampüs olarak geçiyor Los Santos. Hemen sizlere ismini göstereyim. Burada güvenlikler falan var. Bakın arkadaşlar gayet güzel yapıldığını sizlere söyleyebilirim. Bina güzel. Training Center'mış arkadaşlar. Esporla alakalı gibi Training Center. Orada geleceğim birazdan. Orada zaten gizem geçiyor. Şimdi yavaş yavaş gidelim. Bayrağımız falan var. Hatta ismine bakalım şöyle arkadaşlar. Ne yazıyor yukarıda? Bu ters yazı. Ters yazı. Şöyle bir bakalım. San Andreas Republic. Ha öyle. San Andreas eyaletindeyiz. O yüzden öyle şey bayrağı falan var. Evet geldik arkadaşlar buraya. Burası değil mi? Üniversite. Yani herhangi bir fazla anlatacak bir şey yok buranın. Ama asıl olayımızı şimdi istiyorsanız geçelim. Burası arkadaşlar eskiden neydi biliyor musunuz? Burası GTA 5 beta'da ilkokuldu arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız, burası ilkokuldu. Ben bunu nereden söylüyorum? Ben bunu nereden şey yapıyorum falan diye soracak olursanız arkadaşlar açıklama kısmında sizlere bir site vereceğim. Oradan zaten doğruluğunu görmüş olursunuz. Birçok sayfalarda konuşuluyor zaten bunlar, onaylanmış bir şekilde arkadaşlar bizlere söylendi. Ben de bunun videosunu çekiyorum, ufak bir gizem videosu arkadaşlar. Bu da burası arkadaşlar dediğim gibi tam olarak şurası. Şurası zaten fotoğrafını sizlere yana ya da üste falan koyarım. Burası arkadaşlar, şurada bir yazı yazıyordu zaten, o yazıyı da görmüşsünüzdür. Bu yazı kaldırıldı, final sürümünde kaldırıldı ve buraya da Training Center yazıldı arkadaşlar. Eskiden böyle bir Training Center falan yazmıyordu. Üstte de Los Santos Elementary yazıyor. Elementary herhalde ilkokul anlamına mı geliyor bilmiyorum. Fazla hani o konulara hakim değilim ama burası arkadaşlar beta kısmında ilkokuldu. Ama neden kaldırıldı burası? İlk olarak GTA 5'te bize çocukların da olacağı söylendi. Çocukların olması arkadaşlar hani bu okulun da olmasıdır. Zaten bu okul olunca çocuk da olur. Ama herhalde düşünmüşler, şey yapmışlar falan filan, iptal edilmiş olabilir. Neden kaldırdı açıkçası ben de bilmiyorum. Keşke olsaymış çocuklar falan. Ama dediğim gibi GTA oyunlarında genellikle arkadaşlar çocuk olmuyor. Hatta hiç çocuk olmuyor. Bir tane GTA Vice Liberstoys'ta bir bebek vardı. Hani onu gördük. Bir de San Andreas'ta fotoğraflar falan vardı böyle küçük küçük. Herhalde bu seriyi devam ettirmek istemişler. Yani böyle küçük çocukların falan filan hani böyle devam etmemesini istemişler ve GTA 5'te de kaldırmışlar. Neden diye soracak olursanız arkadaşlar kaldırdıklarını ben de bilmiyorum. Öyle bir ihtimaller var. Yani öyle bir ihtimaller konuşuluyor. Dediğim gibi burada bir ilkokul olacaktı. Buranın içi şu anda bomboş olmuş. Yani değiştirilmiş arkadaşlar. Bu bina beta'da da duruyordu. Şu an final sürümünde duruyor ama dediğim gibi ismi değiştirerek duruyor. Ve bir tane daha ihtimalimiz var arkadaşlar. Burası da dediğim gibi bir ilkokuldu. Bu yanlar belki ilkokul olabilir. Yani bu şu arka değil de şu yan kısmı da belki ilkokul olabilirdi. Bunu tam olarak fotoğraflardan görmüş değilim. Eğer siz de arkadaşlar fark etmişseniz mutlaka yorumlara yazın derim. Evet, şimdi diğer konuya geçelim arkadaşlar. Diğer konuda GTA 5 çıkmadan önce bir okula saldırı oldu arkadaşlar. Amerika'da ilkokula bir saldırı oldu. Herhalde yanlış hatırlamıyorsam Sandy diye geçiyordu. Yani yanlış bir söylemeyeyim, Sandy ismini gördüm orada. Sitede arkadaşlar zaten sizler okuyacaksınız, oradan bakacaksınız. Türkçe dilini çevireceksiniz. Oradan göreceksiniz arkadaşlar gerçek şeylerini falan filan. Yani yalanlık falan hiçbir şey yok. Ben ihtimalleri anlatıyorum sizlere. O okula saldırı oldu. GTA 5 hemen onun ardından çıkacaktı. İşte belki oyuncular buraya gelip buraya saldırabilir. İşte aynı şekilde aynı senaryoya falan neden olabilir. İşte bu yüzden de kaldırmış olabilirler. Bence bu mantıklı bir hani düşünce arkadaşlar. Çünkü kaldırılması cidden de mantıklı. Yani buraya gelip saldırıyorsunuz çocuklara falan filan. Aynı zamanda Amerika'da bir saldırı oluyor. Yani üzücü bir durum. Üzücü bir durum. Yani bunu oyunda yapmamalarına tebrik ediyorum açıkçası. Yapmamalarına hani iyi ki güzel olmuş. Böyle de diyebiliriz. Sonradan burası kampüse çevrildi. Training Center'a falan değiştirildi. Bence gayet mantıklı bir seçim olmuş. Mantıklı bir şey olmuş. Bir sonraki GTA oyunlarında değişik alternatif yolları denenebilir. Onları da GTA 6'da göreceğiz. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Dediğim gibi GTA 5'te herhangi bir çocuk yok. Ya ben göremedim belki de. En fazla genç var. Jimmy var. Tracy var. Başka genç göremedim ben şu ana kadar. Dediğim gibi bir de Liberstoys'ta arkadaşı bir bebek vardı. Zaten hiçbir şey yapamıyorduk onda. Ara sahnede vardı orada. Herhangi bir şey yok. Ben göremiyorum. Yani umarım hani böyle GTA'da değişik şeyler olabilir. Yani değişik şeyler istiyoruz açıkçası. Böyle değişik şeyler istiyoruz dediğim gibi. Burası da böyle bir gizemdi arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza giden bir video olmuştur diyorum. Hop şöyle hoptan. Hoşunuza giden video olmuştur. Türkiye'de ilk belki de olabilir. Bu video dünyada da ilk olabilir. Hani bunu bilmiyorum ben. Bunu bilmiyorum asla. Sizler araştırırsanız İşte abi yorumlara gelin, abi işte bu dünyada ilkmiş falan filan, sen çektin falan filan diyebilirsiniz. Tam olarak araştırmadım, yanlış bir şey demeyeyim arkadaşlar sizlere. Bu şekildeydi. Baştan sona izleyen herkese teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımıza hala abone değilseniz mutlaka bizlere abone olabilir. Twitch'ten de bizleri takip edebilirsiniz, orada canlı yayınlar açacağım. Bu videoda kaç like istemiştim ben, 2000 like mi istemiştim? 2000 like de arkadaşlar istiyorum bu tarzda. Videoların gelmesi için yok uğraşamam ben, gidiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar öyle. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolar görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.